Merhabalar Game Celsior hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz 2010 yılından sonra çıkmış en iyi oyunlar. Ancak şöyle bir pislik yapacağız. Evet 10 oyun listelemeyi düşünmüştüm. Ama hakikaten oyunlar bitmedi. O kadar fazla çok güzel oyun vardı ki biraz liste uzayacak. Ama şöyle yapacağım. 10 tanesini detaylı anlatıp kalanları birazcık şu an bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında listemize başlayacağız. Birkaç tane oyun var bahsedeceğim bazılarını sadece isim olarak anacağım bazılarını evet burada bahsedeceğim ve sonrasında listeye geçeceğim yani evet biraz analizini buradan da yapmış olacağım. Küçük hileler ama olsun kanal bizim yapacak bir şey yok. Başlayalım ben birkaç tane oyundan bahsetmek istiyorum. Bence bunlar da bu listeye girebilirdi yani başka insanların listelerinde kesinlikle bulunurlar diye tahmin ediyorum çok iyi oyunlar. Öncelikle mesela Sekiro. Sekiro ilk bahsedeceklerimden bir tanesi. Sekiro'yu uzun uzun ele almayacağım. Ama gerçekten çok kayda değer bir oyun. Eğer siz de şu anda hala oynamadıysanız. Sekiro bence bakabileceğiniz seçeneklerden bir tanesi. Hem nispeten eski bir oyun olduğu için fiyatında daha uygun olacağını tahmin ediyorum. Sonrasında Bioshock söyleyebileceğim oyunlardan bir tanesi. Birçok oyuncu camiasına göre bu oyun bu ilk onda olması gereken oyunlardan bir tanesi aslında. Ama ne yalan söyleyeyim ben Bioshock'u o kadar sevememiştim. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Bazen sanata bakıp onu çok sevmezsiniz ama ya evet ya bu da sanat bunu seveni anlıyorum dersiniz. Bioshock onlardan bir tanesi. Gerçekten çok başarılı bir oyun. Zaten çok sattı, çok gönülleri fethetti. Gerçekten de üstün bir oyun diyebilirim. Overwatch sonrasına geliyor. Overwatch benim tarzını sevdiğim bir oyun değil. Ben Apex gibi oyunları da çok seven birisi değilim. Ama Overwatch genel anlamda yine damga vurmuş oyunlardan bir tanesi. Overwatch'u söylerken hemen Portal 2'yi de ekleyeyim. Portal 2 de öyle bir oyun çünkü. Gerçekten etkileyici oyunlar bunlar. Şimdi biraz daha aslında listeye sokmak istiyordum ama sokamayacağım dediğim oyunlara yaklaşıyoruz. Ama öncesinde yine 2-3 oyun söyleyeceğim. Bunları ben listeye genel olarak almam dediğim oyunlar bunlar. Ama kesinlikle çok iyiler. Bunlardan bir tanesi yine Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'di galiba adı da. Ya yani Metal Gear Solid inanılmaz bir seri. Hem çok köklü hem de her oyunuyla az buçuk bir etki yarattı diyebiliriz. Yani en iyi seriler diye bir video olsa, en iyi seriler diye bir listemiz olsa Metal Gear Solid ekleneceklerden bir tanesi. Gerçekten çok etkileyici bir oyun serisi. Ancak dediğim gibi bu listeye girebilir mi? İşte benim kafamda o bir soruydu ve cevabı hayır oldu. Şimdi bir MMO oyunuyla geleyim. World of Warcraft. Yani siz eğer biraz daha bir dünya yaratıp içine girip o dünyanın bir parçası gibi hissetmek istiyorsanız World of Warcraft gibi oyunlar gerçekten bu anlamda yardımcı oynar. Yani bunu yapabilen oyunlar. O yüzden o da listeye kesinlikle dahil olacak bir oyun. Ama dediğim gibi hala listeye başlamadık. Başkalarının listelerine göre de düşünüyorum. Yani bunlar objektif olarak içinde bulunsalardı beni rahatsız etmezdi dediğim oyunlar. Buradan sonrası benim ilk konuma normal şartlarda girerdi ama işte diğer oyunlar çok çok iyiydi derim. Yani bunlar artık 20'ye giren, rahat giren oyunlar. İlki Dark Souls bunların. Ee, Souls serisi zaten inanılmaz bir seri. Genel olarak bu ekibin çok iyi yaptığı oyunlar var. Ama şöyle bir şansımız var. Dark Souls ekibinin bir oyunu ilk konumuzda var. Bu sadece Dark Souls'u da dahil etmek istedim. Gerçekten çok başarılı bir e, oyun serisi. Yaptığı her işi çok iyi yapıyor. E, onu da ekleyebilirdik. Şimdi başkalarının listesinde çok bulunmadığını gördüm ama bende olan bir oyun var. Battlefront. Star Wars Battlefront. Aslında ben genel olarak online oyunu çok sevmem. Çok da dahil etmem. Genellikle campaign oyunları, hikaye oyunlarını tercih ederim. Arkadaşlar çok ısrar ettiğinde online oyun oynarım. Veya yalnızca Rainbow Six Siege gibi online oyunları ara ara oynarım. Bir dönem oynarım yani. Ama Battlefront gerçekten çok güzel bir oyun. Çünkü hem sizi stres etmiyor... Yani Battlefield'ların mantığıyla aynı aslında. Zaten geliştiren ekip de aynı DICE. Onların iki tarafında online motorlarını DICE geliştiriyor. Battlefront'ta olay şu. Star Wars Battlefront'ta siz iki tarafa ayrılıyorsunuz ve birbirinize savaş halindesiniz aslında. Ve çok geniş çaplı bir macera sunuyor. Bu yüzden ben Battlefront'ı da liste dışına dahil ettim. Geldik şimdi diğer dört oyuna. Sonrasında listeye başlayacağız. Death Stranding kesinlikle dahil edilmesi gerekenlerden bir tanesiydi. Hatta İlk ona alamadığım için çok üzüldüm Death Stranding'i. Çok sağlam bir oyun. Ee, hikaye ve sinematik anlatıyı e, ön planda tutuyor. Dinamikleri biraz daha geri planda tutuyorlar. Zaten girememesinin tek sebebi bu. Dinamikleri de çok yerinde olsaydı kesinlikle ilk ondaydı. Ama yani hikaye seviyorsanız, e, sinematikleri izlemekten çok hoşlanıyorsanız Death Stranding kesinlikle sizin oyununuz. Hatta şöyle de söyleyeyim, hani ben oynama, oyunları oynamayı değil izlemeyi seviyorum diyorsanız Stranding'i kesinlikle izleyin, çok güzel bir oyun diyebilirim. E, yer yer ameliyediği çok olduğu için ve oyunu biraz e, yer yer oyun dinamikleri harika olmadığı için diyeyim düşülebiliyor. Mass Effect 2. Neden Mass Effect 2? Niye 1 değil? 1 2010'dan önceydi. Bir de Mass Effect 2 hala oynanabilir durumda diye düşünüyorum. Zaten Mass Effectler remastered edilip tekrar da çıktı üçünün bir arada olduğu bir paket. O da gerçekten çok iyi ama Mass Effect 2 bence dönemine de çok güzel damga vurmuş oyunlardan bir tanesi. Bu bir uzayda geçen bir macera oyunu aslında. Çok detaylandırmayacağım çünkü zaten az çok herkesin bildiği bir seri, bildiği bir oyun. Kesinlikle çok kaliteli bir oyun. Valhalla. Geldik evet. Assassin's Creed Valhalla evet, nasıl ilk onu alamadın diyenler olacaktır. Arkadaşlar şöyle ki Valhalla'yı çok öveceğim aslında. Yani bu 12 oyunluk bir seri olsa 11 oyunluk bir e, liste yapsam Valhalla vardı açıkçası. E, Zarzo zor çıkarttım hatta ilk başta listeye de almıştım. Valhalla neden giremedi şu an peki? Valhalla e, normal şartlarda girerdi. Eski Assassin's Creed e, dinamiklerinde olsaydı Valhalla'yı kesinlikle dahil ederdim. Ancak hem bazı görevler bana çok e, rahatsız edici düzeyde e, motomot geldi. Bazı görevler ya ben şu an niye bunu yapıyorum dediğim çok fazla yer oldu. Dolayısıyla Valhalla'dan beni yer yer soğutan kısımlar oldu bunlar. Ama Valhalla hikaye olarak güzel mi? Çok güzel. Bir kere normalde Assassin's Creed'lerde e, stealth mantığı tabii ki çalışıyor. E, ama çok fazla combat olmuyordu. Valhalla hem seni stealth'a yani gizliliğe yönlendiriyor. Hem de ciddi bir savaş dinamiği veriyor. Bu anlamda oyun çok iyi. Assassin's Creed serisine de bir kan oldu bence. Çünkü... Bana kalırsa Syndicate'den beri adam akıllı oyun çıkaramıyorlardı. Ne Odyssey ne Origins. Onu da geçiyorum. Ee, daha kötüsü. Aslında Syndicate bile iyi oyun sayılabilecek bir oyun değil Assassin's Creed'ler içerisinde. Black Flag'den sonra çıkan iyi oyun diyebiliriz hatta Valhalla için o yüzden. Ama dediğim gibi Lissire diğer oyunları görünce belki bana hak verirsiniz niye Valhalla yok diye. Ee, şimdi geldik benim oynamadığım ama yani bu kadar ciddi bir etkisi varsa herhalde bu listelerde olmayı hak ediyordur dediğim bir oyuna. Blood of the Wild Zelda'nın. Ben oynamadım Zelda Breath of the Wild'ı ama Nintendo'cuların çok bayıldığı bir oyun, oynayanların hasta olduğu bir oyun demek ki bir sebebi var diyorum ben de. O yüzden onu da bahsetmek istedim. Şimdi listemize başlıyoruz. 10 numara Fallen Order. Fallen Order aslında yani bir Star Wars oyunu. Ve benim için gerçekten Star Wars güzel bir seridir. Yani e, filmler olarak söylüyorum. Aslında küçüklükten beri de Lego Star Wars gibi oyunları bile oynadım. Hani sırf bir Star Wars oyunu oynayabilmek için. Çünkü çok fazla yoktu ya da olanlar çok gelişmiş değildi. Ya da o zaman ulaşabileceğimiz şeyler değildi. Veya biz artık oynayacak yaşa geldiğimizde çok eskimişti. En sonunda bence yayın yaptığı, Respawn Entertainment'a verdiği daha doğrusu ve EA'in yaptırdığı en iyi oyunlardan bir tanesi Order. Bir kere sadece salt hikaye veriyorum tamam mı? Online koymuyorum. EA'in çok yaptığı bir şey değil, özellikle son 10 yıldır. EA para kazanmanın çok peşinde olduğu için e, online oyun koyup DLC'dir, oyun parasıdır, satın al istediği için e, böyle bir sisteme gidiyordu. Ama bence Order Onlara şunu gösterdi. Evet, her zaman online oyun yapmamıza gerek yok. Çünkü hikayem sağlam. Evet. Combat var mı? Evet. Star Wars fanlarını doyuracak bir durum var mı? Var. E, yarım açık dünya var Fallen Order'da. Yani şöyle diyebilirim. Sizi bir gezegene koyuyor. Aslında çok büyük bir alan vermiyor size. Ama içinde özgürce bir tık dolaşabiliyorsunuz. Sadece o dolaşmanızın çok fazla bir anlamı yok. Yani çok interaktif yerler yok. Gezegenler genellikle boş. Yani daha çok git kes git kes mantığıyla çalışıyor. Ama oyun güzel mi? Bence çok güzel. E, kesinlikle eğer hikaye oyunu seviyorsanız Fallen Order sizin oyununuz bence. 9 numara Spider-Man. Spider-Man aslında daha ilerilerde yer alabilirdi ama yine çok çizgisel ve tekil bir oyun olduğu için e, onu 9'a koydum. Yoksa benim için daha ilerilerde olabilirdi. E, Spider-Man şunu söyleyeyim aslında. Spider-Man yine yani inanılmaz bir oyun bence. E, bugün süper kahraman oyunlarından iki tane bahsedeceğiz. E, bir tane Spider-Man, diğerini birazdan bahsedeceğim. Gerçekten çok etkileyici bir oyundu. Oynarken çok sevindim. Özellikle bir Spider-Man fanı, Marvel fanı olarak oynarken ekstra keyif aldım. Ee, her anlamıyla çok güzeldi. Şimdi biliyorsunuz hemen arkasından Miles Morales'i çıkardılar. O aslında bunun bir DLC'si niteliğinde bir oyun. Tam oyun demişler ama o bir para kırma tuzağı. Çünkü aynı oyunun bir tık geliştirilmiş haliyle kısa bir oyun çıkıyor aslında. Kaç saatti bilmiyorum ama uzun bir şey değildi. 4-5 saat bir şeydi galiba. Ee, o da güzeldi. Ve ikincisi de geliyor şimdi. Venom'un olduğunu bildiğimiz bir yeni oyun gelecek. Çok da heyecanlıyım şu anda onun içinde. Çünkü bu ekip gerçekten çok güzel bir oyun çıkardı. Ee, Insomniac Games yaptı bu oyunu. Aslında daha önceki Spider-Man oyunlarını da onlar yapmıştı. Amazing Spider-Man 1 ve 2. Ama onlar bu kadar iyi değildi ne yalan söyleyeyim. Yani çok güzel oyunlar değillerdi. Hızlı sıkıyordu, hızlı bitiyordu. O yüzden bu Spider-Man kesinlikle her şeyiyle bu listede olmayı dibine kadar hak etmiş oyunlardan bir tanesi bence. 8 numara hemen bir ikinci e, süper kahraman oyunu geliyor Arkham Knight. E, aslında Arkham serisini genel olarak söyleyebiliriz burada ama bence aralarından da öne çıkan Arkham Knight. Arkham Knight e, şu anlamda çok özel bir kere evet yani zaten Batman hikayesi olduğu için çok karanlık tek eksisi bu benim için ama yapacak bir şey yok Gotham zaten karanlık bir yer her zaman öyle geçer çizgi romanlarda da filmlerde de. Dolayısıyla bu oyundan da aydınlık bir tema bekleyemezsiniz bu oyunu güzel yapan çok fazla şey var. Bir tanesi Batman'in tüm e, aletlerini Batmobil dahil olmak üzere çok etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir dedektiflik tarafı sokmuşlar için içine. Çünkü normalde Batman bir dedektiflik hikayesi üzerine kurulmuştur. Batman'in ilk çıkışı böyledir. E, hem o kısmı yapmışlar yer yer. Hem Batman'in asıl düşmanlarıyla sürekli etkileşim halindesiniz. Sürekli karşı karşıya geliyorsunuz. Yani Poison Ivy'lerden Harley Quinn'lere, Riddler'lardan... ...Joker'le bile azıcık etkileşim var. Yani Joker aslında ölü hikayede ama... E, ...yani çok fazla etkileşim var. Gerçekten e, şehir içinde gezmesi keyifli. E, hikaye akıcı. Yani Arkham Knight'ı zayıf yapan hiçbir şey yok. Öyle söyleyebilirim. Yani bence bu oyuna kötü puan vermek imkansız. Veya e, Süper Karaman oyunlarından nefret etmiyorsanız... ...kesinlikle listede olacak bir oyun diyebilirim Arkham Knight için. 7 numara God of War... Neden God of War 7 numarada? Çünkü ilerisi çok kalabalık. God of War, e, bu burada soktum oyun 2018'de çıkan oyunu. Yani PlayStation 4 için çıkmış olan oyunu diyebilirim. Benim normalde favorim God of War 2 veya 3'tür aslında. Oyunları oynamaktan çok daha fazla keyif almıştım. Çok keyifli oyunlardı. Ama e, bu oyunun bir sanat eseri olduğunu kesin kabul etmemiz gerekiyor. Bir kere tarz olarak çok farklı oyunlar her ne kadar yani zaten seriye de tam olarak dahil değil bu God of War oyunu ama ee, bu inanılmaz bir tarz gerçekten. Çok güzel ilerliyor. Çok güzel işliyor. Dünyası çok gelişmiş. E, Diyaloglar çok sağlam. Hikaye çok iyi. Akıcı. Yani her anlamda God of War çok iyi. Hatta Ragnarok da e, belki bu, bu oyunu replace edebilir. Ragnarok da o kalitede çıktı çünkü. Ama ben yine de bunu dahil etmek istedim. Üzerine konuşabileceğimiz daha fazla veri var. Daha fazla şey var. Ee, kesinlikle Kratos'un e, ilk 3 oyundaki e, halini bırakıp daha yeni bir karakter seviyesine geçtiğini görüyoruz yani aslında bu karakter gelişim açısından çok güzel bir şey storytelling açısından harika bir şey e, biz oğluyla olan bir e, münasebetini görüyoruz bu da çok güzel arkadaşlar yani e, biz kratos'u seviyorsanız eğer bu oyun çok şey ifade ediyor bence size ha tamam biz hikayeli çekilmiyor e, oynanış nasıl Bence oynanış yer yer yavaş olsa da, yer yer mesela eskiden hani oynayanlar bilir. God of War 2 3 1 hiç fark etmeksizin Kratos çok hızlı, çok dinamik dövüşen bir karakterdi ve çok öfkeliydi. Şimdi burada yaşlanmanın verdiği bir şeyle ve oyun tabii oyunu yapışında verdiği bir şeyle daha yavaş bir Kratos var her anlamda. Dövüşürken daha ağırız. O kadar şey değiliz. Etkileşimler sınırlı. Yani bu anlamda yer yer düşüşler var ama bence God of War kesinlikle dair edilmesi gereken bir oyundu ve ben listeme de 7 numaradan girdi. 6 numara Skyrim. Skyrim niye 6 numara? Çünkü 2011'de çıkmış bir oyun. İster istemez şu anın koşullarında oynarken çok keyif veren bir oyun değil. Ona rağmen buraya girebilmiş olması bence çok büyük bir şey. Skyrim'in yani vurduğu damgaya bakarsanız aslında listedeki birçok diğer oyunu harcayacak, bir ilerisindeki oyunları harcayacak. Skyrim çok gelişmiş bir açık dünya oyunu ve siz açık dünya için çok özgürsünüz nasıl gelişeceğiniz, ne yapacağınız ne edeceğiniz o kadar e, size kalmış ki evet bir hikaye var, işliyor, görevler var, alıyorsunuz, yapıyorsunuz ama e, Skyrim yine de çok özgür bırakan bir e, oyun ve dönemin içinde bu kadar özgür bırakan başka bir oyun var mıydı bilmiyorum. O yüzden Skyrim'i de bu listeye kesinlikle dahil ettik. 5 numara Witcher 3 Witcher 3 niye 5 numara? Çünkü Witcher 3 olduğu olası buglarla çok boğuşmuş bir oyun. Bu anlamda e, 5 numaraya girebildi belki ama daha ilerisini bence dert ediyordu. E, açıp konuşayım. Ben Witcher 3'ü ilk 2 başladığımda geri bıraktım. Çok hoşuma gitmemişti 2-2 başladım ama zaman geçti. Tekrar oynadım. E, hikayesine biraz daha kafamı vermeye çalıştım ve gerçekten Witcher 3'ün ne kadar üstün bir oyun olduğunu tekrar gördüm. E, sadece şöyle bir sıkıntı var. Belki Witcher'ı tek eleştirebileceğimiz nokta. Evet birkaç bug. O da denk geldiyseniz artık çok elimine edildi tabi artık patchlerle beraber. E, diğer eksisi Witcher 3'ün ...ya e, çok fazla git gel yaptırtıyor görevler arasında. Yani mesela bir tane baronun Baron'la ilgili... ...Baron'la konuştuğumuz bir bölüm vardır e, Bitir Yahu bir yere gidiyorsun, geri Baron'a dönüyorsun. Bir yere gidiyorsun, geri Baron'a dönüyorsun. Yani herhalde dört defa Baron'a geri döndük. Hakikaten o sıkmıştı beni artık bir noktada. Yani yeter dedim ya. Bunu yapmak istemiyorum şu anda. Ama onun dışında görev çeşitliliği... ...yani asla tek düz olmuyor Bitir. E, belki işte oyunun ikinci yarısından sonra... ...biraz daha tek düz olduğunu söyleyebiliriz. O kadar... Zaten bu filmada önemli CD Projekt Red'in yaptığı bir oyun Witcher ve CD Projekt Red'in aslında büyümesini sağlayan oyun Witcher 3. Çünkü Witcher 3 demeyeyim aslında Witcher serisi ama Witcher 3 tabii daha da ileri taşınmış ve en nihayetinde bizi Cyberpunk felaketine sürükleyecek bütçeyi onlara tahsis etmiştir. Ee, Witcher 3 aslında Witcher daha doğrusu aslında Polonyalı bir yazarın bir eseri. Yani Witcher diye bile geçmiyor tam olarak galiba. Onun üstüne çok koyuyor CD Projekt ve ortaya bu oyun çıkıyor. 4 numara GTA 5. Evet GTA 5'i 4'e koydum. Çünkü 1'e koymak çok bariz olmaz mıydı? GTA 5 kesinlikle bence Skyrim'le beraber oyun dünyasına ciddi damga vurmuş, devrim yapmış iki, iki oyundan bir tanesi Skyrim'le beraber. Bir kere vurduğu açık dünya ve GTA 5'in getirdiği standartlar inanılmaz yüksekti. Bakın bu oyun 2013'te çıktı ve halen daha diğer oyunlarla yarışacak kadar satıyor. Ve bu evet popülerizm var mı? Var. Ama bence onunla sonuç sınırlı değil. Gerçekten inanılmaz bir oyun GTA 5. Ben GTA 4'ü daha çok sevenlerden bir tanesiyim bu arada. Daha, daha gelişmişti bence GTA 4 birçok anlamda. Ama GTA 5'in oynanırken daha haz verdiği de bir gerçek. Yer yer yapay zekasının GTA 4'tekilerden daha salak olduğu söylenir. Yani daha az gelişmiş olduğu söylenir. Ben katılıyorum buna. GTA'larda en kötü yapay zekalı sahiplerden bir tanesi GTA 5... Ama bunun dışında hiçbir eksi sayamayız bence. Ee, online ile de zaten oyunu çok beslediler. Ama yeter artık be kardeşim gel GTA 6 ya. gel artık yeter yani. Umarız Rockstar da artık getirir ki zaten çalışmalara başlandığını zaten biliyoruz. 2024 olur, 2025 olur hatta 2026 bile olabilir ama bekliyoruz. 3 numara Elden Ring. Evet Elden Ring e, ya aslında o kadar sinir bozucu bir oyun ki. Yani e, <laughs> ya biz Elden Ring ile ilgili ayrıca bir video getireceğiz ama ee, o zamana kadar bunu da söylemek istiyorum. Elden Ring kadar oynayıcısını yoran bir oyun bilmiyorum. Ben oyun oynarken bu kadar yorulmak istiyor muyum diye çok sorguladım gerçekten. Yani e, diğer birçok oyunda da hafif e, evet kafa dinlendiren oyun vardır. Biraz yoran oyun vardır ama Elden Ring kadar yoranını ilk defa görüyorum. Ya kardeşim inanılmaz bir açık dünya yapmışsınız. Yani böyle oynarken çok eğleniyorsun. O Allah diyorsun. Buradan ne çıkacak? Şuradan ne çıkacak? İlk defa gerçekten bir oyun Zenginliği ile bizi yendi bence. Normalde biz bir oyundan ne olacağını tahmin ederiz. Bu olacak bence deriz, isteriz. O oyun olmaz. Yani altında kalır bizim beklentimizin. Ya Elden Ring bizi yendi bu konuda. Nereden ne çıkacağını anlamıyoruz. İnanılmaz bir şey. Zaten George Martin'in yani Game of Thrones'un yazarının yazdığı bir oyun bu. Ama tabii olay onunla ilgili değil. Yani zenginlik bekleriz evet ama bu onunla ilgili değil. From Software ekibi yapıyor bunu. Bu ekip daha önce Dark Souls'ları yaptı. O yüzden dedim Dark Souls'un muadili bir oyunumuz var diye. Sekiro'ları yaptı. Bloodborne'ları yaptı. Bu anlamda zaten iyi bir şey bekliyorduk. Ama hakikaten çok güzel bir oyun çıktı. Yani açık dünyalar, keslerdeki yani e, kovaladığımız seferler diyeyim. Serbestlik, craft yetenekleri, karakter tasarımları hepsi harika. Peki ne kötü Elden Ring'de? Daha ileri yani birinciye koymamı ne engelledi? Abi bu kadar ağır bir oyun olmaz başı ya. Ya gelişmek için bu kadar uğraşmamız gerekmemeli ya bir tık daha hızlı gelişebilmeliyiz. Geliştikten sonrasında çok keyifli olduğunu anlıyorum. Ama daha fazla olabilirdi. Şu an resimde gördüğünüz boss da dünyanın en iğrenç bosslarından bir tanesi. Yani karşılaşmadan bitirmek keşke mümkün olsaydı. Gerçekten nefretlik karakterlerden bir tanesi. Yani inanamıyorum. Yani bu kadar zor, bu kadar yorucu, bu kadar yani anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiren bir karakter yok be kardeşim. Bunu bu kadar yapmasaydınız keşke. Bir de son eksi tutoriallar çok az ya. Yani. Yani birçok şeyi kendin anlaman gerekiyor. O yüzden anlatmıyor. Yeterince anlatmıyor daha doğrusu. Kendince anlatıyor da... Yani hakikaten anlamadım. Yani Elden'in beni e, yendi. Öyle diyeyim. 2 numara. Last of Us. Hangisi derseniz fark etmez valla. Yani bir mi 2 mi hiç önemli değil. Last of Us. E, bu yüzden genel konuşacağım. bir ve iki ile ilgili zaten çok ayıracak bir özelliği yok. Bir tanesi e, daha eskiden çıktığı için... E, şu an grafikler olarak ve oynanış olarak bir tık daha belki düşük. Ama e, edildiğinde de gördük ki aynılar. <laughs> e, i̇nanılmaz bir hikaye. Yani açıkçası zombi oyunu falan beni çok saran şeyler değil. Evet bu zombi değil bu arada. Mantarla ilgili bir şey ama. Hani zombimsi karakterler beni çok cezbetmez ama gerçekten çok iyi miydi? Çok iyiydi. Yani oynarken çok keyif aldım ve bu kadar da beklemiyordum açıkçası. Ben abartılmış bir oyun olduğunu düşünüyordum. Ben Last of Us geç oynadım çünkü. Ve e, yani dedim ki çok abarttılar bu oyunu. Bence bu oyun bu kadar değil. Sonra gördüm ki o kadar. <laughs> Benim tercihim Last of Us 2'den yana bu arada. Last of Us 2 daha sağlam bir oyun bence. Daha çok keyif aldım oynarken ama Last of Us'ı da genel olarak çöpe atamayız. Kesinlikle inanılmaz bir oyun ikisi de. Ve beraber 2 numaraya oturdular. Geldik 1 numaraya. Allah'ım umarım topa tutunmam. Red Dead Redemption 2. Niye topa tutunmam diyorum. Hani sen de popülerizmin ayağına düşmüşsün. Last of Us'a öyle demişsin ama sen düşmüşsün demeyin diye. Abi Red Dead Redemption 2 bence tartışmasız bunlardan daha iyi bir oyun. Evet hiç yormuyor. Hikaye sağlam mı? Bence hepsinden sağlam. Çünkü gerçekçi, realist bir hikaye var ortada. Ve çok hoşlandım. Ki inanın ben Rockstar'ı gereksiz öven, Rockstar'ı böyle şişiren bir oyuncu değilim. GTA 5'i de bazı hatta ben bu kadar ileri koyduysam yine birazcık tepkiden çekinerek koymuşumdur. Yani evet Rockstar inanılmaz oyunlar yapıyor. GTA'lar inanılmaz ama... Arkadaşlar bir oyun yapmış ki GTA'ların üstüne çıkar. GTA 6'dan önce Red Dead 3'ü getirsin derim yani hatta. O kadar güzel bir oyun. Red Dead Redemption 2 ya. Bu kadar güzel olamaz. Ee, peki eksi söyleyebilir miyim? Yani düşünüyorum eksi söyleyebilir miyiz diye. Ee, vallahi hiç aklıma da bir şey gelmiyor. Yani benim oyunu oynarken eriti olduğum hiçbir şey yoktu. Belki o da gerçekten hani daha ne kadar interaction yapsınlar ayrı ama. Belki bir tık daha interactionlar geliştirebilirdi o kadar ama. Yani gerçekten dönemine göre... Dönemine göre dediğim hani oyun eskilerde geçiyor. 1800'lerin sonunda geçiyor. O yüzden söylüyorum. Ona rağmen bize sunabildiği çok güzel şeyler var. Ha diyeceksin abi yani Skyrim'in Skyrim daha eskilerde geçiyor. Eskilerde geçmekten kastım. Hani kılıç mıç kullanıyorsun? Buradaki kötü silahlar mı rahatsız etti? Hayır işte etmedi onu diyorum. Gerçekten çok güzel bir şey koymuşlar ortaya. Şimdi kılıç kullanma ok kullanma bunlar çok keyifli şeyler. Hani biz ortaçağ silahlarını severiz. Bir de çok geçmiş silahları severiz. AK-47 falan filan gibi. Onları oynamak çok keyiflidir yani. Ama Bence bu kadar e, ara dönemdeki silahlarla, ara bir dönemdeki kombatlerle çok güzel bir keyif vermişler. E, ve ben normalde bir sürekli at sürmekten de sıkılan bir oyuncuyum. Yani böyle hani sürekli 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 sürmekten. Ama bu oyunda hiç sıkılmadım. Gerçekten inanılmaz bir oyundu Red Redemption. Bu anlamda şunu söyleyebilirim. Evet şu anda listemizin sonuna geldik. Ama yani saymayı unuttuğumuz daha ne oyunlar vardır. Ama benim ilk onum bunlar. Dedim ya o kadar zor bir liste oluşturma şekliydi ki. Yani Valhalla'yı dışına atarken canım sıkıldı. Şimdi bileyim birkaçını sıralarken ya ben bunu buraya koydum ama falan dedim. Ama gerçekten çok güzel oyunlar. Yani şu 2010-2023 arası harika gelmiş. Umarım buradan sonrası da Hogwarts Legacy ile birkaç gün sonrasında Hogwarts Legacy geliyor. Oradan itibaren de yepyeni bir liste yapacağımız oyunlar gelir umarım. Game Selsior'dan bugünlük bu kadar. Esen kalın.